Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 49. ünite. She said that, he told me that. O bana dedi ki, she said that, o bana dedi ki. Oradan sonra, that'ten sonra bir cümle gelecek arkadaşlar. He told me that, o bana anlattı ki. Bu kalıpları göreceğiz arkadaşlar. I am enjoying my new job. Ben yeni işimden hoşlanıyorum. My father isn't very well. Babam çok iyi durumda değil. Şimdi bu iki ifadeyi anlatırken arkadaşlar am, is ifadelerini kullandı. Yardımcı fiillerini kullandı. Bunu arkadaşlar she said that derken that'ten sonraki cümle past olacak şekilde kullanılır. Neden? Çünkü she said past simple olarak kullanılmış. That'li cümlede, ondan sonraki gelen cümlede was olarak kullanılır. Nasıl olacak? She said that, Diana said that, she was enjoying her new job. Hani soldaki cümle I am enjoying my new job diye. Buradaki I am, Diana'nın kendisi söylediği için Diana, she olacak. Diana said that, she was, yani kendisinin yeni işinden hoşlandığını söyledi. My father isn't very well. Babam çok iyi durumda değil. Bu is de kullanılmıştı. Şimdi nelerin değiştiğini göreceğiz arkadaşlar. She said that. Anlatan she olduğu için her father olarak. My father değil. Her father wasn't. Isn't değil. Wasn't oldu arkadaşlar. Very well. O dedi ki babası çok iyi durumda değil. We are going to buy a house. Biz bir ev satın alacağız. Burada are yardımcı fiilini kullanırken arkadaşlar said that ile birlikte kullanıldığı zaman were haline gelir arkadaşlar. Sarah and Tim said that. Sarah ve Tim dedi ki, yani kim oldu bunlar? Sarah ve Tim artık they oldu, yani onlar oldu. Onlar dedi ki they were going to buy a house. Yeni bir ev alacaklar. I have to go early. Ben erken gitmek zorundayım. My sister has gone to Australia. Benim kız kardeşim Avustralya'ya gitmiş durumda. Şimdi burada örneklere baktığımız zaman arkadaşlar have ve has kullanıldı. Bunu past hali neydi? Had'di arkadaşlar. Peter said that he had to go early. Peter erken gitmek zorunda olduğunu söyledi. Söyleyen kişi Peter olduğu için buradaki I have to değil de he had to oldu arkadaşlar. My sister has gone to Australia. Benim kız kardeşim Avustralya'ya gitmiştir. He said that, o dedi ki, his sister, yani kendi kız kardeşinden bahsediyor. Onun kız kardeşi had gone to Australia. Has da artık, arkadaşlar has gone da artık, had gone oldu. Had gone'ı ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Had gone ne demek? Past perfect tense'tir arkadaşlar. Bunun ne demek olduğunu ileride öğreneceğiz. Onun kız kardeşinin Avusturya'ya gitmiş olduğunu söyledi. I cannot find a job. Bir iş bulamıyorum. Can ne hale geliyordu arkadaşlar? Daha önceki derslerimizde söylemiştim. Past halinde could olarak kullanılıyordu. And said that, and dedi ki she couldn't find a job. O bir iş bulamıyor. Buradaki arkadaşlar I cannot o artık she couldn't oldu. I will phone you. Sana telefon edeceğim. Will ne oldu arkadaşlar? Would oldu past tense. Steve said that he would phone me. Steve dedi ki o bana telefon edecekti. I don't like my job. Ben işimden hoşlanmıyorum. Do ve does ne oluyordu arkadaşlar? Did oluyordu. Angela said that. Angela dediği için she didn't oldu arkadaşlar. She didn't like her job. Yani anlatımlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir değişiklik oluyor. Angela dedi ki işinden hoşlanmıyor. My son doesn't like school. Does ne oluyordu arkadaşlar? Did oluyordu. Benim oğlum okuldan hoşlanmıyor. She said that her son didn't like school. O dedi ki onun oğlu okuldan hoşlanmıyor. You look tired. Yorgun görünüyorsun. Look ne oluyordu arkadaşlar? Looked oluyordu.
Mike said that I looked tired. Mike dedi ki o yorgun görünüyordu. Ki ben yorgun görünüyordum, düzeltiyorum. I feel fine. Ben iyi hissediyorum. Feel, felt oldu arkadaşlar past olarak. I said that I felt fine. Ben kendim anlattığım için ben iyi görünüyordum. Ama yukarıdaki örnekte baktığımız zaman arkadaşlar Mike anlatıyor. Mike dedi ki ben yorgun görünüyorum. Yani benden bahsediyor. Kendisinden değil de kendisinden bahsetseydi he olurdu arkadaşlar. Şimdi say ve tell'in kullanım alanlarını görelim arkadaşlar. Say ile alakalı örneklerimizi görelim. Say arkadaşlar geniş zamanda yani present tense'de say olarak kullanılırken söylemek şeklinde, said de söyledi olur arkadaşlar past simple tense'de. He said that he was tired. O dedi ki o kendisinin yorgun olduğunu söyledi. He said me olmaz arkadaşlar. He said me yanlış bir ifadedir. Why did she say to you? Neden sana söyledi? Bu örnekleri de pekiştirdikten sonra arkadaşlar şimdi tell ifadesini görelim. Tell anlatmak demek, bir şey anlatmak demek. Told da past tense'te, present tense'te kullanılan tell'in past halidir arkadaşlar. Told bana anlattı manasına gelir. He told me that he was tired. Bana yorgun olduğunu anlattı. Why did she tell you? Neden sana anlattı? Burada da tell'in bir özelliği var arkadaşlar. Tell'den sonra to gelmez arkadaşlar. He told to me şeklinde söylemeyiz arkadaşlar. He told me. Ama say'i nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Said to me. Say'den sonra to gelir arkadaşlar. He said that he was tired. Fakat burada arkadaşlar şunu da unutmayın. Said ile that arasında to gelmez. Yani bu da ayrı bir kalıptır. He said that he was tired. O yorgun olduğunu söyledi. Veya farklı bir şekilde arkadaşlar. He said he was tired. That'i kaldırıp böyle de kullanabiliyoruz. He, işte ben size bazı okumalarda örnekleri gösteriyordum ya. Burada aslında bir that var. Aslında burada bir which var falan diyorum ya. O that'i kaldırabiliyoruz. Böyle sade de yazabiliyoruz. O yorgun olduğunu söyledi. And told me that she didn't like her job. Her job. And bana işinden hoşlanmadığını anlattı. And told me she didn't like her job. Buradaki that'i kaldırıp arkadaşlar told'la yeni bir cümle yapabiliyoruz. Yine iki cümleyi birleştiriyoruz. And işinden hoşlanmadığını bana anlattı şeklinde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 50. ünite, yeni bir üniteye geçiyoruz. Work, working, ing almış hali. Work çalışmak manasına gelirken working ise isim hali, çalışma anlamına gelir arkadaşlar. Go, gitmek anlamına gelirken going de isim hali. Going yani gitme manasına gelir arkadaşlar. Bir yere gitme. Do, yapmak anlamına gelirken isim hali doing olur. Yani yapma manasına gelir arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım. Work, go, be fiillerinden, yalın hallerinden başlayalım arkadaşlar. Burada da modulları kullanıyoruz arkadaşlar. Modul örneklerimizi de pekiştirelim bir şeylerimizi, fiillerimizi. Will, shall, might, may, can, could, must, should, would ana modullarımız arkadaşlar. And will be here soon. And kısa zamanda burada olacak, yakın zamanda burada olacak. Shall I open the window? Pencereyi açayım mı? I might phone you later. Sana sonra telefon edebilirim. May I sit here? Burada oturabilir miyim? I cannot meet you tomorrow. Seninle yarın buluşamayacağım. Buluşamam. Could you pass the salt please? Güzel bir kalıptır arkadaşlar. Bir şeyi uzatmak manasına gelir. Tuzu uzatabilir misin lütfen? It is late. Geç oldu. I must go now. Gitmek zorundayım. You shouldn't work so hard. Çok fazla çalışmamalısın. Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Şimdi arkadaşlar present simple tense'te ifadelerimizi nasıl kullanıyoruz onu bir daha tekrarlayalım. Do you work? Çalışır mısın? They don't work very hard. Onlar çok sıkı çalışmazlar. Tina doesn't know many people. Tina
çok insan tanımıyor. Know arkadaşlar bir şeyi bilmek manasına gelirken tanımak manasına gelmeye ifadesinde de know'u kullanırız arkadaşlar. Birilerini tanımak. How much does it cost? Ne kadardır bu? Ücreti ne kadardır? Gibi ifadelerimizi kullanırken arkadaşlar. Şimdi did'in, past simple tense'de did'in nasıl kullanıldığını görelim. What time did the train leave? Tren ne zaman ayrıldı? We didn't sleep well. Çok iyi uyumadık. Bu pekiştirmeleri yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi infinitive yani to ile birlikte fiilin kullanım halini görelim. To do something, to work, to go, to be. To work arkadaşlar çalışmak manasına gelir. To go gitmek manasına gelir. To be olmak manasına gelir. I am going to. Ben yapacağım ifadesi. I am going to play. To go ifadesi, to do ifadesini kullandığı alanlardan birisi de gelecek zaman arkadaşlar. I am going to play tennis tomorrow. Yarın tenis oynayacağım. What are you going to do? Ne yapacaksın? I have to. Gene to do yapma ifadelerinden birisi de arkadaşlar. To do yapmak zorunda olmak. Have to. I have to go now. Gitmek zorundayım. Everybody has to eat. Herkes yemek zorunda. Gene to do ifadesini kullandığı alanlardan birisi want to. Bir şeyi istemek arkadaşlar. Yapmayı istemek. Do you want to go out? Dışarı gitmek istiyor musun? They don't want to come with us. Bizimle birlikte gelmek istemiyorlar. Diğer bir ifade arkadaşlar. Would like to. Bir şey yapmak istemek. I would like to go. I would like to talk to you. Seninle konuşmak istiyorum. Would you like to go out? Dışarı gitmek istiyor musun? Bir de arkadaşlar gene to do ifadelerini kullandığı yerlerden biri de used to, yapardım manasına gelir arkadaşlar. Dave used to work in a factory. Dave bir fabrikada çalışırdı. Evet arkadaşlar hangi ünitelerde de anlatıldığını özet olarak burada gösteriyor arkadaşlar. Şimdi hani bizim working, going, playing ifadelerini kullandığımız yer vardı ya arkadaşlar. Bunlar da present continuous tense, past continuous tense nasıl kullandıklarını görelim. Please be quiet. Lütfen sessiz ol. I am working. Ben çalışıyorum. Tom isn't working today. Tom bugün çalışmıyor. What time are you going out? Saat kaçta dışarı çıkıyorsun? It was raining. Yağmur yağıyordu. So we didn't go out. Bu yüzden biz dışarı gitmedik. What were you doing when the phone rang? Telefon çaldığı zaman ne yapıyordun? Burada arkadaşlar when soru kalıbı değildir burada. Gördüğünüz gibi iki cümleyi birleştiren bir bağlaçtır arkadaşlar. What soru kalıbıdır. Telefon çaldığı zaman when the phone rang, telefon çaldığı zaman ne yapıyordun? What were you doing? Açıkça bir soru kalıbı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gramer konularımızı sonlandırıyoruz. Bunları arkadaşlar adeta bir hikaye okur gibi böyle sade kendinizi zorlamadan sıkmadan okursanız arkadaşlar bu ifadeleri ve size konuşmalarınızda okumalarınızda lazım olacağını düşünerek okursanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu örnekleri de kendi kendinize farklı şekilde farklı örnekler yaparak çoğaltırsanız arkadaşlar konuşmanızın da artacağını daha gelişeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Burada sadece gramer öğretmiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kelime hazinenizi fazlasıyla geliştirdiğimizi düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.